Mezopotamya'nın sesi. Hazırlayan ve sunan Özkan Öztaş. Merhaba Sol Radyo dinleyenleri. Mezopotamya'nın Sesi programının bu haftaki konusu Kürt Marksist şair Ciger Hünin hayatı ve onun eserlerine dair. Bu hafta şair Ciger Hünin'den bahsedeceğiz ve onun iki tane şiirinden bestelenmiş ezgi dinleyeceğiz. Şair Ciger Hünin 1903 yılında Mardin'in Gercüş ilçesinde dünyaya gelir. Gercüş bugün Batman'a bağlı bir ilçe. Vakti zamanında Batman ildeyken Mardin'e bağlı olan Gercüş'te dünyaya geliyor. Ciger Hünin 1. Dünya Savaşı çıktığı zaman Suriye'ye göç eder ve Suriye'de yaşamaya başlar. Bir dönem tekrar Türkiye'ye gelip gitmişliği vardır. Geldiği dönemler 1920'li yıllarda medrese eğitim almak için gelir, dini konular üzerine. Şeyh Said isyanı dönemindeki karışıklıklarla birlikte tekrar Suriye'ye döner. Suriye'de İlahiyat Fakültesine girer şair Ciger Hünin ve orada din görevlisi olarak mezuniyetin ardından işe başlar. Kürt kültüründe dini alimlere Seyda adı verildiğinden dolayı şair Ciger Hünin'e kimi kaynaklar Seyda Ciger Hünin de ismini verirler. Ciger Hünin'in en önemli özelliği çocukken yaşadığı o kimi sıkıntıların aslında nedenine dair kafa yorması. Bu nedenle aslında onların nedenine dair düşünmesi. Bu anlamda sınıfsal kimi konulara eğilmesini görüyoruz Ciger Hünin'in. Örnek olarak uzun dönem ağaların, beylerin yanında çalıştığı için ağaların ve beylerin, şeyhlerin nasıl Kürtlere çile çektirdiğini, yani Kürt ağaların, Kürt beylerinin nasıl Kürtlere çile çektirdiğini görür ve buna dair aslında yazılar kaleme almaya başlar, şiirler yazmaya başlar. Asıl adı Şehmus Hasan'dır Ciger Hünin. İsmini daha sonra değiştirir. Aslında kullandığı bir mahlastır şiirlerinde Ciger Hünin. Bir dönem Havar dergisinde yazarken Ciger Hünin adıyla yazmaya başlıyor. Ciger Hünin aslında Kürtçe'de yaralı, yani yüreğe yaralı anlamına geliyor. Ciğeri yaralı anlamına geliyor. Bu anlamda halkının çilesine ses olma çabasıyla, çare olma çabasıyla yazdığı yazılarla alakalı. 1937 yılında Hoybun adında bir örgüte katılır Ciger Hün ve o dönemde Havar adlı dergide Ciger Hün adıyla mahlasıyla daha doğrusu Kürtçe şiirler yazmaya başlar. İkinci Dünya Savaşı Ciger Hün'ü çok etkiler. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetleri ve Alman faşizmini yakından takip eder, inceler, onlara dair okumalar yapar ve 1945 sonrası dünyada esen sol rüzgarlarla birlikte yüzünü Sovyetlere döner. Oradaki gelişmeleri takip eder. Örnek olsun Stalin'e dair şiirleri mevcuttur Ciger Hünin aynı zamanda. Ve bununla alakalı yazılar kalem almaya başlar ve Kürtlerin kurtuluşunun beylere, ağalara, şeyhlere karşı mücadele etmekten geçtiğini dile getirir. 1946 yılında Suriye'de Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı bir vilayet olan Kamışlı'ya geçer ve orada bir örgüt kurar kendisi. Kürtlerin Özgürlük Meclisi ve Kürtlerin Birliği anlamına gelen bir örgüt kurar. Civat-ı Azadiye-i Yekiti-i Kürt diye bir örgüt kurar. Daha sonra 1948 yılında Suriye Komünist Partisi'ne katılır. Suriye Komünist Partisi'ne katılmasının ardından bu anlamda daha yoğun, daha güçlü şiirler kaleme almaya başlar ve okuyucu kitlesi bu anlamda daha fazla gelişir. O dönem kaleme aldığı şiirlerden bir tanesi Habur şiiri. Habur Nehri ile alakalı bir şiirdir bu. Birazdan bunun ezgisini dinleyeceğiz ama ben Türkçe şiirini yani şiirin Türkçe'ye çevrilmişini sizlerle paylaşayım. Şiir şöyle: Ey Habur, arzum gibi çok uzun ve çok derinsin. Hep gürültülü ve çağıltılıdır çaban. Aklına gelmez mi dinlenmek ve uyumak? Hep inildersin çığlıkla, haykırışla. Ne ki duymaz kimse ne istediğini.
Amacın güçlenmek ve ilerlemektir. Dar yatağını genişletmek istersin. Dalgalarla atılırsın ileri, bağırışla ve feryatla. Sen de benim gibi hasretsin özgürlüğe. Toprağın bağrını yırttığın halde niçin yükselmediğini bilemem. Bu denli güçlü olsan da düşersin sevdasız denizin bağrına. Senin gibi dertsiz ve yarasız olsaydım keşke. Neşeli, beyinsiz ve yüreksiz yaşıyorsun. Benim gibi olsaydın, Kürt olsaydın, görürdün gücünün derde ve yaralara dönüştüğünü. Bu 1973 yılında yazdığı Kimim Ben şiirinden, Kimes şiirinden, kitabından alınan bir şiir. Şimdi bunun bestelenmiş halini, ezgisini dinleyeceğiz. Bunu birçok sanatçı seslendiriyor aslında. Biz bu yorumunu Sakine Ateyna'dan dinleyeceğiz. Kendisi bu anlamda oda müziği ve batı müziğiyle de alakalı uğraş veren biri, bir sanatçı. Farklı bir tarzla yorumlamış. Onu dinledikten sonra programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hey, hobble, hobble.
Evet, Mezopotamya'nın sesi dinleyenleri. Sakine Ateyna'nın sesinden Habur ezgisini dinledikten sonra biraz daha Ciger Hun'a dair bilgiler verelim. Örnek olarak bugüne kadar 8 adet divan yazmıştır. Ciger Hun eserlerin divan adını verdiği metinlerde derlemiştir. Prisco Peti 1945 yılında çıkarıyor bunu. Sevra Azadi, Kime Ez, Ronak, Zend Avesta, Şafak, Hevi, Aşiti kitapları, divanları var. Bunun haricinde kimi başka çalışmaları da var Ciger Hun'un. Örnek olsun Kürt tarihi ile alakalı çalışmaları var. Kürt dili ile alakalı gramer çalışmaları var. Ve sosyalist gerçekçi, toplumcu gerçekçi eserler veriyor sürekli. Kürtlerin Nazım Hikmeti olarak tanımlanır. Türk edebiyatında ya da Türk edebiyatçıları tarafından böyle dillendirilir. Çünkü hakikaten eserleri Pablo Neruda gibi, Lorca gibi, Nazım gibi eserleri vardır. Ve örnek olsun sosyalizmin önderlerine, öncülerine yazdığı şiirler vardır. Lenin'e, Stalin'e yazdığı şiirler vardır Ciger Hun'un. Örnek olsun bir şiirinde Robson'a yazdığı bir şiir, Amerikalı siyahi vatandaşa. Ey Robson yoldaş, benim de senin derdin, dertlerin de ağır. Egemenlik başlayalı dünyada, kim insanlar derebeyi hanedan oldular, kimi de yoksul perişan boyunduruk altında. Marx ile Engels dertlerimize derman oldular. İki bilge insan işçi sınıfına önder oldular. Onlar ki ölümsüzdürler, bize yol gösterdiler. Onların yolunda kavga verilince uyandı işçiler. Gün doğdu, gün doğdu diye. Şiiri ikinci divanında, Özgürlük Devrimi'nde geçer bu. Ve baktığımız zaman genelde böyle toplumcu gerçekçi konular işlemeye başlar. Türk okuyucular Ciger Hun ile ilk kez 1976 yılında tanışıyor. Daha önce Türkçe çevrilmiş herhangi bir eseri yok. Öncesinde genel olarak Türkiye'de yaşayan Kürtler tarafından çevirileriyle teması olan insanların en fazla ulaşabildiği şiirleri mevcut. Ama 1976 yılında Gani Bozarslan tarafından ilk kez Lenin Şafağı adlı eseri Türk okuyuculara ulaşıyor ve Türkiye'de kitapları çevrilmeye başlıyor Ciger Hun'un. Ezop tarzı eserleri de var. Yani aslan ve hayvanlarla olan bir hikayesiyle aslında kimi didaktik eserleri de mevcut. Haricen birçok ülkede yaşamak zorunda kalıyor. Kimi zaman Irak, Lübnan, en son İsveç'e göç ediyor Ciger Hun. Orada yaşamaya başlıyor. Zaten bütün eserlerini de daha önce derlediği, topladığı eserleri de peş peşe aslında İsveç'te okuyucularına ulaştırıyor. 22 Ekim 1984 yılında İsveç'in Stockholm kentinde yaşama veda ediyor. 16 tane Kürtçe eser bırakıyor geride. 8 tane divanı var. Daha sonra öldükten sonra Suriye'nin Kamışi kentine getiriliyor cenazesi. Oraya gömülüyor, oraya defnediliyor. Yaşamı boyunca savaşların karşısında olan barışın dilini söyleyen bir tarzı var ve böyle anılıyor, böyle anlatılıyor. Aynı zamanda kimi temalarını da toplumcu gerçekçi konularla birleştiriyor ve bu anlamda buna dair kuruyor. Bitirirken Ciger Hun'e dair, Kürtlerin Nazım Hikmeti'ne dair konuştuğumuz konuyu bitirirken bir eser daha paylaşmak gerekiyor. Kendi şiirinden yazılan Gülfiroş adlı şiiri. Gülfiroş çiçek satıcısı, gül satıcısı anlamına geliyor. Uyandım rüyadan bir gün, bir çiçek satıcısı gördüm diye başlayan şiiri. Şiirin Türkçesi, uyandım bir çiçek satıcısı gördüm, çok mutlu oldum. Gülü kalbe değişiyordu, gülü kalbe değişiyordu. Bir kalbim vardı acılı ve kederli, inanamadım bir güle karşılık kalbim isteyeceğine, gülü kalbe değişeceğine. Pazarlık yaptım, başa baş değişmem dedi. Güle tapan canını da kalbini de verir dedi. Canını da kalbini de verir. Kim veriyor dedim, canını da kalbini de bir güle. Bu pazarlıktır dedi, kalbi kedere değişir. Canımı ve kalbimi verdim, kalbim feryat etti. Ey Ciger Hun, kalbini güle değişiyorsun, kalbi güle değişiyorsun. Şimdi bunun gene hani Kürtçe bütün eserlerin bu anlamda beslendiği bir şair olduğu için birçok eser var buna dair seslendirilen Gülfiroş adlı eseri. Biz bunu bu programda Burhan Berken'den dinleyeceğiz. Burhan Berken'in sesinden Gülfiroş'u dinleyeceğiz. Ardından
programımızı bitireceğiz. Bu hafta Ciger Hun'un hayatı ve onun eserlerini konuşmuş olduk. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.